Bugün yanımızda uygun fiyatlı denebilecek veya rakipler arasında belki de en ucuzlarından biri sayılabilecek AlphaWise markasının akıllı temizlik robotu var. Ben buna rengi ve davranışları sebebiyle kara kedi lakabını koydum. Bu yüzden kedi olarak bahsedersem lütfen garipsemeyin. Şimdi yavaştan incelemeye geçelim. Kara kedimiz tıpkı rakipleri gibi hem kumandasından hem de telefon uygulamasından çeşitli modlarda temizliğe itilebiliyor. Başlıca 3 modu bulunuyor. Derin olarak tüm gezebildiği her yeri temizleme modu, dairesel olarak bırakılan yeri ve etrafını temizleme modu. Bu modu yoğun bir tozlanma vardır, kirlilik vardır. Orada kullanabiliriz ve kenarları, köşeleri temizleme modu var. Kedimiz evde ve wireless ağına bağlı olduğu sürece uzaktan telefonla, yani uygulama üzerinden çalıştırıp durdurabiliyoruz. Zamanlamalar, planlamalar yapabiliyoruz program üzerinden. Aynı zamanda ok tuşlarıyla cihazı yönlendirebiliyoruz da sağa sola ileri geri şeklinde. Bunu kumandadan da yapabiliyoruz ayrıca. Ek olarak cihazın üstünde de 3 tane dokunmatik tuşu bulunuyor. Bu tuşlarla da ana temizlik modlarını aktif edebiliyoruz. Yani bu bakımdan kullanımı oldukça basit diyebilirim. Şimdi en önemli konu temizlik kalitesi, yani tozları nasıl alıyor, biraz bundan bahsedeyim. Sanıyorum ki bu ve bu tür cihazlar büyük eve sahip olanlar için tasarlanmış. Yerler çoğunlukla parkedir örneğin. Sık sık toz alınmak istiyordur. Yani bu cihaz bu şartlarda kullanım için daha çok ve bu şartlarda kullanılırsa da cihazın oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Veya yerlere ufak tefek çöpler atıyorsunuzdur ve köle gibi çalıştırmak istiyorsunuzdur. Yani bu da olabilir. Fakat şunu söylemeliyim ki yoğun kirlilik varsa büyük ihtimalle bunu elektrikli ya da şarjlı süpürgeyle temizlemeniz sizin için daha rahat ve temiz olacaktır bence. Ama halı, kilim gibi belli ufak yüksekliğe çıkabiliyor mu diye sorarsak çıkabiliyor. Üzerindeki tozları alabiliyor. Bu durumda da açıkçası beni şaşırttı. Yani beklediğimden daha iyi bir performans gösterdi. Yani kumaş yüzeylerde veya parke yüzeylerde bence performansı yeterli. Şöyle bir iki komik durum yaşadım, ondan da bahsedeyim. Eğer çevrede kablo, ip vesaire varsa ya da halıya tam köşeden çıkmaya çalışıyorsa bazen bunun haznesi buraya takılabiliyor ve sanki kurabiye canavarı gibi orada takılıp kalabiliyor, bekliyor orada. Böyle birkaç durum yaşadım. Yerleri süpürmenin yanında mop başlığı da var. Bunu nasıl anlatsam, elinize ıslak bir bez alın ve hafif bastırarak yerde sürükleyin. Aynı bu şekilde bir performans gösteriyor. Yani çamur gibi veya büyük lekeler varsa büyük ihtimalle sizin el atmanız daha iyi olacaktır. Sonuç olarak bence fiyatına göre güzel bir performansı var. Ben beğendim. Üst kısmı sanırım cam. Bu yönden güzel, klas bir görünüm sağlanmış. Malzeme olarak da diğer kalan kısımlar plastik ve kalitesi fena durmuyor. Yani şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Büyük bir eviniz varsa, ekonomik bir robot arıyorsanız bence bu güzel bir alternatif, değerlendirmelisiniz diyebilirim. Ama eviniz benimki gibi küçükse Dibia'nın şarjlı süpürgesini alıp yolunuza devam edin derim. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve destek olmayı istiyorsanız beğene tıklayabilirsiniz ve içinizden gelen güzel şeyleri yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.